İrfan Oğlu Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kuba Super Light 125 cc. Arkadaşlar motorumuzun bir değişim işlemi olacak ve ek olarak da motorumuzun zincirini ayarlayacağız. Müşterimizin isteğine göre egzozumuzu da delebiliriz. Biliyorsunuz bunlar da çift egzoz olmasına rağmen pek fazla randıman alamıyorlar ve çok cırtlak bir ses çıkıyor. Ona verirse egzozunu da deleyeceğiz. Daha güzel bir tok sese kavuşacağız. Öncelikle motorumuzun yağını indirelim, zincirimizi ayarlayalım. Ondan sonra üçüncü işleme geçeceğiz. Arkadaşlar motorumuzda iki tane yağ tapası var. Bir tanesi bu tarafta 22'lik yağ tapası, bir tane de altta 17'lik yağ tapası var arkadaşlar. Bu 22'lik olan vidanın altında süzgeç ve yay var. O motor kilometre yaptıktan, ortalama 5-10 bin kilometre yaptıktan sonra söker, temizlersiniz. Ve sonra tekrardan geri takarsınız. Motorumuz daha yeni olduğu için biz o tarafı sökmeyeceğiz. Sadece alttaki 17'lik vidasını sökmemiz yeterli olacaktır. 17 lokmayı takıyorsunuz. Çekmiyorsunuz. Şöyle iyice tutturduktan sonra kilit bir tane tıklayın. Maksat anahtar kaymasın. Burada yalama olmasın. Ondan sonra elinizle bu şekilde gevşetip yağımızı indirebilirsiniz. Yağımızı indirdikten sonra arkadaşlar aynı zamanda öbür taraftan motorumuzun yağ tapasını açın ki daha rahat nefes alsın. Gördünüz mü? Yağ tapasını açtım. Birden vakum yaptı. Hepsini indirdi aşağıya. Yağımız iyice süzülsün arkadaşlar. Yağımız iyice süzüldü arkadaşlar. Aynı şekilde kapağımızı söktüğümüz gibi takıyoruz. Öncelikle elimizden boşluğunu alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Aldın mı motoru? Elimizde boşluğunu aldıktan sonra arkadaşlar anahtarla sıkıyoruz. Direkt anahtarla sıkmaya çalışmayın. Tatlı sert. Yeterli olacaktır. Fazla sıkmıyorsunuz. Yoksa Allah muhafaza yalama olur. Yalama olursa da uğraşır durursunuz. Şimdi arkadaşlar yağımızı ekleyelim. Yağımızın markası Castrol GTX arkadaşlar. Öncelikle 800 gram koyuyoruz. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Yağı iyice yukarıya çektikten sonra 200 gramı tekrardan ekliyoruz. Normalde servis kitapçığında 850 ila 900 gram aldığını söylüyor. Fakat siz 1 litre koyun. Yani seviyesini canlı anda ölçebilirsiniz. Şu an lif dengesiz olduğu için biraz fazla gösteriyor. Yağ tapasını kapatıyoruz. Öncelikle marşımıza basıyoruz. Buradaki yağın yukarı çıkmasını bekliyoruz. Yeterli. Şimdi arkadaşlar geriye kalan 200 gram ekliyoruz.
İyicene süzülsün arkadaşlar. Zincir ayarına geçelim. 24 yaprak ile arkadaşlar öncelikle vidamızı gevşetiyoruz. Yaprakla arkadakini gevşetiyoruz arkadaşlar. 1 2 tur. Bundan alıyoruz. İki tur dediğime bakmayın. Buradaki çizgilere de bakın. Canan söyler misin? Cena. Bir, iki, üç. Dört buradan ayarladık arkadaşlar. Dört üstte buradan ayarladık. Şimdi zincirimizi iyicene sıkıp yağlıyoruz. 24'lük vidayı iyicene sıktıktan sonra arkadaşlar şuradaki 13'lük vidaları tekrardan yoklayın. İyicene üst üste sıkın. Yoksa vibrasyonlar titrer. O kadar oradan düşer. Şimdi motorumuz zincirini iyice yağlayalım arkadaşlar. Motorumuz çalıştırıyoruz. Kullanacağımız zincir yağının markası arkadaşlar Motul C4. Vitese takın. Elinizi falan yaklaştırmayacak şekilde. Aşırı derecede yağsız. Çok yağsız bırakmışlar. Hiç yağlanmadı yani öyle söyleyeyim. Fazla sıkmıyoruz arkadaşlar. Motor esnedikçe bu zincir zaten gerilecektir. Bu şekilde tatlı bir boşluk olacak şekilde ayarlıyoruz. Motorumuzun egzozunu da delmeye gerek yok arkadaşlar. Motorun orijinalini hiç bozmayalım. Motorumuzun ayakları da kapanmıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi buraları iyice VD40'la
şöyle oynatacağız. Altındaki bilyalar paslanıyor. Ondan dolayı takılı kalıyor. Koydun mu? Öbür tarafa da aynı şekilde yağlayalım. Dindeki pası görüyor musunuz? Bilye var bunun altında. O bilye rahat şekilde çalışmıyor. Sadece yağlanmasına ihtiyaç var, o kadar. VD40 ellerde devam. Şuradan dayalayalım. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar da. Bu işlemleri kendiniz de yapabilirsiniz. Zaten sizler yapın diye ben bu videoyu çektim. Sizlerle paylaştım. Takım taklavatı tedarik edebilirseniz yapacağınız işlemler çok basit. İzleyerek nasıl yapılması gerektiğini görerekten kendiniz de yapabilirsiniz. Tamircilerle uğraşma gibi bir durumda kalmadan kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.